Bugün Nevşehir'deyiz. Nevşehir'in doğal depolama alanlarından bir tanesindeyiz. Dünyada farklı örnekleri belki vardır ama burası hakikaten son derece özel. Hem havalandırma için hem de diğer hususlar için herhangi bir enerji harcamaya gerek kalmaksızın başta patates olmak üzere farklı ürünlerin depolanabildiği doğal bir alandayız. Ülkemizde patates üretimiyle alakalı 5.7 milyon tonluk bir patates üretiminin olduğunu söylemek istiyorum. Nevşehir Türkiye'de 8. sırada patates üretimi açısından. Kullanılan patates üretiminde kullanılan tohumların tamamı sertifikalı tohum. Bunun önemi verimlilik açısından son derece önemli. Dünyadaki örneklerinden verimlilik açısından bu sebeple yaklaşık %80'e yakın bir verim, daha fazla verim alınması söz konusu. Değerli arkadaşlar, Türkiye tohumculukta bunu her yerde söylediğimiz gibi burada da ifade edelim. Dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesidir. İlk 10 ülke arasındadır. Türkiye'de üretimde kullanmış olduğumuz tohumların %97'si bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Yani bizim tohum açısından ya da bitkisel üretim açısından herhangi bir problemimiz yok. Ancak bazı ürünler var ki bunların tohumları ile alakalı henüz istediğimiz seviyede değiliz. Bunlardan bir tanesi de patates tohumu. Ancak bu konuda gerçekten işletmelerimiz, firmalarımız Ar-Ge yaparak patatesteki tohum üretimini şu andaki yaklaşık %15'ler civarındayız. %50'ler 60'lara çıkarmakla ilgili ciddi bir çaba var. Ben buradan, bu içinde bulunduğumuz mekandan, özellikle patates depolamasının yapıldığı bu alan, ki yaklaşık 100 bin tonluk bir patatesin depolanması için gerekli potansiyele sahip, bütün vatandaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. O da şu: maalesef bazı ürünler üzerinden, onlar sembolleştirilerek çok farklı bir ortam oluşturulup bunların üzerinden siyaset yapılıyor. Her zaman söylediğim gibi, gıda ile alakalı konular siyaset malzemesi yapılmamalı. Çünkü bu üreticiye de haksızlık. Bununla ilgili bu oluşan ortamdan etkilenen, olumsuz etkilenen tüketiciye de haksızlık. Şimdi geçtiğimiz yıllarda soğan ve patates konusunda maalesef bizim ülkemizde hakikaten çok kısa bir dönemi, belki de işte 3-5 günlük ya da bir haftalık bir dönemi, sanki o üretim yılının tamamında varmış gibi lanse etmekle alakalı maalesef gündemimiz oldu. Gerçekten ben bu konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Sadece Nevşehir'de şu andaki sezonun yeni artık ürünlerin çıkmasına doğru gidiyoruz. Sezonun toplamında şu anda Nevşehir'de 660 bin tonluk bir patates stoğu var. Sadece Nevşehir'de. Bunun 100 bin ton civarında kısmını eğer biz tohum olarak düşünürsek, 500 bin tonluk sadece Nevşehir'de bir stok söz konusu. Yine diğer illerimizde, diğer depolarımızda yeteri kadar ürünümüz var, hatta fazlamız var. Değerli arkadaşlar, ben tekrar edeyim. Türkiye'nin bazı ürünlerin üretimi konusunda kendine yeterliliği, kendi ihtiyaçları için ve ülkeye gelen turistlerin ihtiyacını karşılamak anlamında yeterli.
yeterli olamadığımız kısımlar için de bunları %100'e tamamlamak için çok yoğun bir çaba var. O yüzden ben buradan başta patates üreticileri olmak üzere bu ülkenin gıda arz güvenliğine katkıda bulunan bütün üreticilere teşekkür ediyorum. Bu dönemde artık hepimiz de biliyoruz ki ne patatesle alakalı ne de soğanla alakalı aldığımız tedbirler neticesinde herhangi bir spekülasyon söz konusu değil, olmayacaktır da. Olmaması için biz hükümet olarak her şeyi yapacağız. Tekrar ediyorum, hem üretici için hem de tüketici için son derece büyük haksızlık olan bu duruma hiçbir şekilde göz yummayacağız. Bu sadece bu ürünlerde değil, birlikte çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum tekraren. Türkiye'nin gıda arz güvenliği ile alakalı bir sorunu yoktur. Fiyat hareketlerini gıda arz güvenliği üzerinden tanımlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bunun dışındaki hususlara da, yani tüketicinin zararına olacak eylemlere de hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda hem bizler Tarım Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı son derece kararlıyız. Bunun da mesajını buradan vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.